5 dakikamız ne? Teşekkür ediyoruz. Ol bakalım. Sana herhalde. Basın mensubu arkadaşlar, hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Sizleri burada bir arada görmek bizi, kulübümüzü çok mutlu etti. İnşallah bu aralarda çok sık görüşüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor işin açıkçası. İnşallah her zaman bundan sonra da bu şekilde devam eder ilişkilerimiz. Gençler Birliği Ankara'mızın takımı, başkentimizin takımı. Tabii ki geçen yıl zor bir dönemden geçtik. Ve tekrar çalışarak, uğraşarak yine ait olduğumuz lige geri döndük. Bu tabii ki çok kolay olmadı. Zor bir süreçten geçtik ama sonuç olarak başardık. Bundan da büyük bir onur duyuyoruz. Tabii ki gazetecilik bir merak işi. Merak ediyorsunuz her şeyi. Transferler konusunda ne oldu, ne bitti. Bunlara da değinmek istiyorum. Şu ana kadar 4 tane yabancı transferini sonuçlandırdık. Tahmin ediyorum 3 ya da 4 oyuncu daha yabancı transferini yapıp yabancı transferini sonlandırmayı düşünüyoruz. Altyapımız her zaman önemli. Bunu her seferinde de sizlere belirtiyorum. Bu sezon kampa götüreceğimiz altyapımızdan yetişen 7 tane genç oyuncu arkadaşlarımız var. Bunları da kamp dönemine götüreceğiz. Orada yapacağımız hazırlık maçlarında, kamp döneminde gözlemlerimiz, hocamız Mustafa Kaplan'ın tabii ki eşliğinde oradaki değerlendirmemizi yapıp kulübümüze katkı sağlayacak oyuncularımızı kadromuza katacağız. Bu da demek, şu demek oluyor ki Gençler Birliği geçen yıl olduğu gibi yaş ortalaması bu sefer genç bir koşan, forma için, arması için mücadele eden genç bir takım yapmak arzusundayız. Bunun için görüşmelerimiz devam ediyor. Kulüp menajerimiz Emrah Atasoy ve hocamız Mustafa Kaplan'la birlikte çok sık bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Bu işler aceleye gelmez. Hata yapmamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Doğru transferler yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde inşallah iyi bir Gençler Birliği bu sezon izleyeceğiz. Ankara'da iki tane, Ankaralı başkentimizde iki tane takımı oldu. Ankara Gücü de bizim kardeş takımımız. O konuya da değinmek istiyorum. Onlar da geçen yıl sezonun ikinci yarısında iyi bir ses getirdiler. İnşallah umut ediyorum ki bu sezonda öyle başarılı bir devre geçirirler. Aynı şekilde Gençler Birliği kulübü olarak biz de tabii ki aynı şekilde aynı kulvardayız. Ankaralılara güzel bir derbi seyretmenin heyecanını şimdiden iple çekiyoruz. İnşallah her şey güzel olur. Tabii ki bu yerli, dün bir de yerli Altınordu'dan Sefa Yılmaz arkadaşımızı, kenar oyuncusunu da yeni kadromuza kattık. Tabii ki görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var. Ama şu anda bitmediği için isim söylemek bize hiç yakışmaz. İnşallah bunları da gerçekleştiririz. Kadromuza işte ilave takviyelerle, bunu tabii ki kamp döneminden sonra belirleyeceğiz. Transfer dönemine daha Eylül ayında bitiyor. Eylül, işte Ağustos'un sonu gibi uzun bir zaman var. Panik yapmamıza gerek yok. Buradan taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Hiç acele etmesinler. Her şeyi biz doğru yapmaya çalışıyoruz. Sık dokuyup sık eliyoruz. İnşallah güzel bir kulüp, güzel bir takım kurarak yine eskisi gibi Gençler Birliği'ni böyle korkulu bir deplasman takımı yapmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için varız.
İnşallah her şey gönlümüze göre olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve öncelikle de tabii ki bu bizim davetimize katıldığınız için ve bu çok değerli vakitlerinizi bize ayırdığınız için de hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa tabii ki alabiliriz. Hem deplasman için bu takım olacaktı mutlaka, ondan eminiz. Evet. Sadece bu yeterli olacak mı sizin için, bu sezon için belirlediğiniz, hocam da burada konuştuğunuz ya, ilk 10 düşmemek gibi böyle bir hedefiniz var mı? Evet. Avrupa ilk 5. Tabii ki neden olmasın, bu hocamız bir kere, Mustafa Kaplan hocamız bizim Gençler Birliği camiasından gelmiş. Uzun yıllar futbolun duayeni rahmetli babamın uzun yıllar yanından ayırmadığı bir Mustafa Kaplan var yanımda. Ben de o doğrultuda Mustafa hocama güvenerek takımın başına hocamızı getirdik. Bizi mahcup etmeyeceğini biliyorum. Kendisine de inanıyorum. Düzgün bir karakter, düzgün bir insan, adam gibi adam. Gençler Birliği için her şeyini verebilecek bir kişi. Yapısı, kişiliğe sahip bir arkadaşımız. İnşallah neden olmasın. İyi bir başlangıç yaparak üstlerde oynamayı hedefliyoruz tabii ki. Belirlediği bonservis bedeli olur mu? Mesela Yıldırım için siz ne düşünüyorsunuz? Mert için mi? Evet. 3 milyon euro. Tamam, onu koy. Türkiye'de yerli stoper yok biliyorsun. Başkan iyi fiyat verdi yani. Ya ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum bu kahvaltıda bir araya geldiğimiz için. Ben yıllardır Ankara futbolunun içinden gelen birisi olarak hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz. Hepimiz birbirimize de iyi saygılı içerisinde 20 yılımızı geçirdik. Bu yıl Ankara gücünden gençlerimle gelmek, bildiğim bir camiye tekrar gelmek beni son derece mutlu etmiştir. Başkanım demin çok güzel şeyler söyledi. Ben rahmetli başkanımızdan uzun yıllar çalıştım. Şimdi inşallah uzun yıllar Murat Başkanım'la çalışırım. Bana bu görevi verdiği için de ben kendisine teşekkür ediyorum. Başkanım gereken her şeyi söylemiştir. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Biz kendi özümüze dönerek, kendi özümüzden oyuncular çıkararak, çünkü futbol piyasasının nasıl bir ortama geldiğini hepimiz görüyoruz maliyetlerden dolayı. Biz de bundan dolayı özümüze dönerek, özümüzden Hacettepe'den 7 oyuncu ve U20 ve U19'dan 2 oyuncu alarak altyapımıza verdiğimiz değeri bir kez daha ortaya çıkarttık. Geçmişte çıkarttığımız 14 tane oyuncumuz vardı. Bunların içerisine yenilerini eklemek istiyoruz. Saha içerisinde iyi bir gençler bile olacağını, zaten transferlerde başkanımızın ve bizlerin hepimizin kontrolünde gidiyoruz. Ve bu sene yaptığımız bir iyi tarafında gerekçesini de sizinle paylaşalım. Biz menajer arkadaşlarla çalışmıyoruz. Menajer arkadaşları kulübe de almıyoruz. Dün en son aldığımız Sefa Yılmaz'dan da örnek verebiliriz. Oyuncu geldiğinde menajersiz gelmiştir. Kulübümüzden hiçbir menajerlik parası da çıkmamıştır. Başkanım buradakinde onu söyleyeyim. Çünkü biz yıllardır ben Avrupa'ya gittiğim için, başkanımla yıllarda çalıştığım için her şeyi bilenlerden birisi olarak söylüyorum. Futbol piyasasında bazı şeyleri daha düzgün, daha düz, daha güzel işler yapmak için hep birlikte bir araya gelmiş durumdayız. Şimdi öyle laflar bizim kulağımıza da geliyor ama şu ana kadar gelen herhangi bir resmi bir teklif Mert Çetin kardeşimiz için yok. Böyle bir teklif gelirse yönetim olarak, teknik heyet olarak otururuz, konuşuruz. Ona göre bir karar veririz. Şu anda gelen bir resmi teklif yok. Güzel. Başka, şimdi hocam da bahsetti, siz de bahsettiniz. 9 tane altyapıdan çıkan çocuk var. Bunun yanında gelen futbolcuların da yaş ortalaması düşük. Geçen seneki gibi yaş ortalaması yüksek takım değil. Gençler bizi göreceğiz. Gelen futbolculardan daha çok gidenlerden merak duyan futbolcu var diye gitti. Biz Selçuk niye gitti ve sitem ediyor? Kim? Selçuk Şahin neden gitti? Bundan gitmesi beklenmiyordu. Bununla ilgili bir detay var mı? Çünkü Selçuk da bir sitem mesajı. Benim söyleyeyim. Ben mi söyleyeyim, başkanım mı söyleyeyim? Başkanım. Evet, şimdi bizim kulübümüzde oynayan her oyuncu bizim kardeşimizdir. Formamızı giyen her kişi bizim
camiamızın birer futbolcusudur. Kendisi geçen yıl evet kulübümüzde kaldı. Kulübün abisiydi. Abisi pozisyonundaydı. Abilik de yaptı. Ama şu anda kendisine geçen yıl yapmış olduğu takıma kattığı hizmetlerden dolayı bir kere öncelikle teşekkür ediyorum. Bu iş profesyonel bir iş. Futbolcular gelir, futbolcular gider. Bundan doğal, normal bir şey olacağını düşünmüyorum. Kendisine de teşekkür ettik. Bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Bu sadece benim almış olduğum bir karar değil. Bu bir yönetimimiz var, bir teknik heyetimiz var, bir kadro yapılanması var. Böyle mantıklı gördük, böyle uygun gördük. Bunun için böyle bir şeye karar verdik. Sen Emrullah'la ilgili bir şey sordun değil mi? Emrullah tabii. İki oyuncu dedim. Emrullah'tan da bahsettim. Emrullah şimdi Diallo'nun kariyerine baktığın zaman Emrullah'tan çok çok üstün bir kariyer yok. Bir yerli olmasının avantajı var. Kaleci de özellikle. Emrullah'la yolların ayrılıp Diallo'nun gelmesi de biraz kafana karıştı. Niye böyle tercih edildi? İstiyorsan ben söyleyeyim mi? Ya buna hocamız cevap verse teknik konular. Ya ben şimdi şöyle düşündüm. Bir taraftan 87 doğumlu Emrullah. Bir taraftan da 97 doğumlu Übeyt. Yani ben Übeyt'i kazanmak için böyle bir tercih yaptım. Biz ona da teşekkür ettik yaptıklarından dolayı. Ama biz geçen sene de nasıl Altay'ı oynattık 3. kaleciyken şu anda Türkiye'nin piyasasında. Biz de kulübümüzü düşünerek, özümüze dönerek Übeyt'i ve Tahir'i kullanmak istedik. Yani Übeyt de bu sene banka oynarsa kimse de şaşırmasın. Diallo'nun ilgili de söyleyeyim. Sonuçta Diallo Senegal milli takımın kalecisi. Belki şu anda turnuvada oynamıyor. Ama onun önündeki oynayan kaleci Reims'te oynuyor. 9 milyon euroluk bir oyuncu oynuyor. İyi bir kaleci olmasa biz zaten almayız. Zaten Senegal milli takımında da olmaz diye düşünüyorum. İyi olduğu için biz aldık. Bize de çok bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Hikmet Hoca'yla da beraber Rize'de çalıştığında ben de o dönem Hikmet Hoca'yla kısa bir çalışmam olmuştu. Oradan da bildiğim için tercihimizi ondan yana kullandık. Başkanım, güzel kahvaltı için ben öncelikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Soracağım soru Gençler Birliği adına değil, Gençler Birliği'ne başarılar diliyorum ama genel Türk futboluyla ilgili bir soru olacak. Gördüğünüz fotoğraf, sezon planlamaları, antrenör seçimleri, transferler, nakden yayın problemleri gibi çok ciddi problemlerle karşı karşıya olan bir fotoğraf var. Evet. Siz buna katılıyor musunuz? Biz bir önceki sezonu Türk futbolu arayacak gibi bir hisse kapılıyoruz. Siz bunu nasıl konuşuyorsunuz yukarılarda? Türk futbolunun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya, Türk futbolu tabii ki iyi bir yani futbol olarak yani Türk futbolunu şimdi size iyi veya kötü demem söz konusu değil. Ama yani tabii ki gelirler bu Beinsport'ta olan gelirler komisyon oranında oturuluyor, toplantı yapılıyor. Ama en kısa süre içerisinde bu olayın çözüleceğine inanıyorum. Kulüplerimizin, özellikle Anadolu kulüplerinin gelirlerinin %90'ı, %95'i Beinsport'tan gelen gelirlerle ayakta durabiliyoruz. Tabii ki bu gelirler olmadığı takdirde Türk futbolu bu açıdan kötüye gidebilir. Ama bu gelirler yine eskisi gibi devam ettiği müddetçe, herkese ayağını yorganına göre uzattığı müddetçe iyi olacağını düşünüyorum. Burada yani transferleri tabii ki çok sık dokuyup sık elemem gerekir. Yüksek maliyetli oyuncular var. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Genç, dinamik, altyapıdan yetişen genç futbolculara biraz daha önem vermek lazım. Bunları belki de, bu benim tabii ki şahsi görüşüm, düşüncem. Yani bir mecburiyet konması lazım diye düşünüyorum. Kadrolara da diyelim ki örnek en az 2 tane, en az 3 tane altyapıdan yetişmiş genç yerli futbolcuların oynaması ve bir mecburiyet, bir zorunluluk getirilebilirse bu Türk futbolu biraz daha iyi gider diye düşünüyorum.
7 altyapı oyuncusundan bahsedildi. Bu isimler... 7 altyapı derken 7 tane Hacettepe'den aldığımız ama altyapıdan Hacettepe'ye gelenler. Ben bir yıl önce bunlarla çalıştığım, bildiğim oyuncular olduğu için belki bu sene Hacettepe'de yani çok detaylı oynamamışlar ama ben bunların gelişimliği bildiğim için ondan dolayı tercih ettim. Yani bunların içerisinde Arda var, Bektaş var, Abdullah var, Serdarcan var, Mustafa Seyhan var, Soner. Cayan var, Soner var, kiralık oyuncumuz eski Hacettepe'li, İlker var. Bir de bizim bir oyuncu arkadaşımız da var. O da büyük bir ihtimalle onun sürecine bakacağız. Onu da öyle değerlendireceğiz. Yağız diye bir arkadaşımız. Sakat olduğu için almadık. Onu baktık eğer sakatlığında ciddi bir şey yoksa onu da almayı düşünüyoruz. Yani bunlar bizim daha önce nasıl bir Tayfur Büngünleri, İrfanları çıkarttığımız dönemlerde, Artunları çıkarttığımızda, Beratları çıkarttığımızda, işte Mert Çetin'den Berat diye yine çıkarttığımız dönemde onun gibi arkadaşlar olacaklar. Ve bundan da eminim. Demir Meclisi Başkanı'na bir soru geldi Mert'le ilgili. Bizden Berat da isteniyor, Rahmetullah da isteniyor. Yani bunlar güzel işler. Übeyt geçen sene Fethiye'de kiralık oynadı. Tekrar biz kadromuza bulundurduk. Übeyt ikincilikte küme düşen takımda oynamasına rağmen şu anda 9 tane Fethiye birlikte isteyen takımları var. Yani biz o yüzden özümüze dönmek istiyoruz. Çünkü özümüze dönmezsek Türk futbolunun yabancı kontenjanı 14 olduğu sürece yerli oyuncuların oynama şansları az gözüküyor. Ama biz bunu yerlileri daha çok tercih etmek istiyoruz.